Gece yarısından sonra Hazreti Mevlana'nın dergahının kapısı çalınır. Talebeleri açar bakarlar ki karşılarında böyle sarhoş, genç bir delikanlı. Mevlana'nın talebeleri de baba ne iş, sarhoş haline bile bakmadan gelmişsin buraya diye posta koyarlar delikanlıya. E tabi Mevlana gürültüyle uyanır, ne oluyor der. Talebeleri de işte efendim kapıda bir sarhoş var, sizi görmek ister, hayır duanızı almak isterdi. E siz ne yaptınız diye sorar. Onlar da der ki almadık içeri. Hazreti Mevlana talebelerine yahu o sarhoş kafayla bu saatte bizi bulabilmiş, siz ayık kafayla adamı içeri almıyorsunuz. Nasıl ama sayın cemaat, lafı iyi çakmış değil mi? Mevlana Hazretleri devamında şöyle fırça atar talebelerine hatta. Delikanlı belki samimidir. Niye kovuyorsunuz? Talep edeni, ihlasla arayanı kovma yetkimiz yok ki. Ateşten çıkıp gelene dön tekrar ateşe demeye hakkımız var mı? Der. Ne güzel söylemiş değil mi sevgili cemaat? Mevlana Hazretlerinin bu sözlerini duyan delikanlı gelir ve ağlayarak... Hocam, benim gibi sarhoş birisi için talebelerinize sitem etmenize gönlüm razı olmadı. Beni de talebeliğe kabul buyurmaz mısınız der. O talebelerim ve sizin hizmetinizde olmakla şereflenmek istiyorum der. Hazreti Mevlana delikanlının gözyaşlarını silip der ki evladım hoş geldin aramıza. Kimin ne zaman ne olacağı belli olmaz. Hangi vesileyle Allah'a kavuşacağı hiç belli olmaz. Allahu Teala alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimize beni talep edene hizmetçi ol diye emrediyor. Bu yüzden talep edenin haline, vaktine, saatine bakılmaz. Talebine bakılır. Sen bizi Allah için sevip bulmuşsun. Gerçekte talebin biz değil, Allah sevgisine kavuşmaktır. Buna engel olmaya da kimsenin hakkı olmaz der. Evet, ağlamayın sevgili cemaat, ağlamayın. Bakın ben buraya ilk geldiğimde ne demiştim? Allah'a ulaşmanın çeşitli yolları vardır demiştim. Bu anlattığım hikayede bunu gösteriyor. Evet, Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bugünkü vaazımızı da burada noktalayalım. Hayırlı günler. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Yüreğine sağlık hocam. Yüreğine sağlık. Ağzınıza sağlık. Yüreğine razı olsun. Halil kardeşim ama uzun sürdü, ağaç oldun burada ya. Allah Allah, gelseydin sen de belki bir iki bir şey öğrenirdin. Davet ettin de gelmedin mi kardeşim ya? Allah'ım Şevket, harbiden tuhaf bir adamsın. Erol Efendi. Buyurun hocam. Başınız sağ olsun, enişte vefat etmiş galiba. Cenazesi nereden kalktı? Eski mahallesindeki camiden kaldı. Tekrar başınız sağ olsun. Hocam. Bir soru sorabilir miyim müsaitseniz? Tabii Hicri abi, ben de seni bekliyordum. Hocam, hep duyuyorum sağdan soldan bu köprüyü geçene kadar ayya dayı demek caiz midir hocam? Aman diyeyim Hicri abi, buna çok dikkat et tamam mı? Sakın ola köprüyü geçene kadar falan ayya dayı demeyin. Neden? Yarı yolda köprü yıkılır, öbür tarafa ayının akrabası olarak gidersiniz falan. Olmaz yani, yaz. Allah korusun hocam. Tamam. Hocam görüşürüz. Görüşürüz hocam. Öbür tarafa Allah korusun ayının akrabası olarak gidebilirsin. Oğuz buna çok dikkat etmek lazım. Bak Allah muhafaza ya. Allah muhafaza. Kurban olsun.